Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Saat-ı Mekke 9. sefir 58. kısım. Fasıl içinde vasıl. Salı ve perşembe orucu. Nesai Usame bin Zeyd'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedim. Ey Allah'ın peygamberi. Neredeyse hiç bırakmayacak şekilde oruç tutuyor Bazen de bir daha tutmayacak şekilde ara veriyorsun. Bunun iki istisnası var. Pazartesi ve Perşembe. Bu iki günü mutlaka tutuyorsun. Böyle cevap verdi. Bu iki günde ameller alemlerin Rabbine sunulur. Amelimin ben oruçlu iken Allah'a sunulmasını isterim. Bilmelisin ki gün isimleri sayı isimlerinden gelmiştir. Birincisi pazar anlamında ahattır yani birinci. Sonuncusu ise perşembe anlamında hamistir yani beşinci. Altıncı güne Urube, Arapçada ise Cuma ismi verilmiş. Yedinci güne ise Sept günü adı verilmiştir. Bu iki gün ise sayı ile değil durumla isimlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim beş akan yıldız diye beşe yemin etmiştir. Bunlar yönelme ve yüz çevirme özelliğine sahip yıldızlardır. Bu yemine güneşi ve ayı katmamıştır. Güneş ve ay kayan şeylerden olsalar bile hunnes değillerdir. Aynı şekilde cuma ve cumartesi de böyledir. Bunlar da günlerden olsalar bile isimleri sayı isimlerinden değildir. Öyleyse burada pazartesi ve perşembe günü özgü oruçları zikredelim. Daha sonra da cuma, cumartesi ve pazar günü özgü oruçları kitabın ilgili bölümlerinde zikredeceğiz. Pazartesi günü Adem'e, perşembe günü ise Musa'ya aittir. Böylelikle Adem ile Hz. Peygamber Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem divamiül kelim verilmekle isimlerdeki toplayıcılık birleştirmiştir. İsimler kelimdendir yani hakikatlerdendir. Böylelikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ortaklık nedeniyle Adem'e özgü olan pazartesi günü oruç tutmuştur. Musa'ya gelirsek Musa ile Hz. Peygamber'i birleştiren sallallahu aleyhi ve sellem özellik yumuşaklıktır. Yumuşaklık merhametin gerektirdiği bir duygudur. Allah Hz. Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olsun diye gönderdi. Musa'nın yumuşaklıkla ilişkisine gelirsek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa gecesinde bütün peygamberlerle bir araya gelmiş. Allah bize 50 vakit namazı farz yaptığında Musa'dan başka hiçbir peygamber ümmetine merhametli olmasını tavsiye etmemiş ve bu konuda dikkatini çekmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geriye dönerken Musa'dan başka hiçbir peygamber kendisine Allah senin ümmetine neyi farz kıldı diye sormamıştır. Böylelikle sadece Musa bize özen göstermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın sorusunu 50 vakit namaz deyince Musa kendisine şöyle demiş. Bu konuda tekrar Rabbine müracaat et. Hadisin devamında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Böylece Rabbim ile Musa arasında gidip gelmeye devam ettim. En sonunda namazı 5 vakit, sevabını ise 50 vakit yapmıştır. Böylelikle Allah, böylelikle Allah yükümlülüğü azaltmış, sevabı ise başlangıçtaki gibi bırakmıştır. Allah Hazreti Peygamber ile sallallahu aleyhi ve sellem Musa'yı bize karşı merhametli olmak özelliğinde birleştirince Musa'ya ait perşembe günü orucunu tutmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi orucunda Adem ile kendisinin sahip olduğu bilgiyi hatırlarken perşembe günü orucunda ise Musa ile alemlere rahmet olarak gönderilmiş olmasını hatırlardı. Bu iki peygamber dünya hayatını terk etmiş olup beslenmeye gerektirecek bedensel bir yaşam içinde olmadıkları için bir şey yemeyecek ve içemeyecek bir durumdadır. Onlar iki yaratılış arasında beslenmenin bulunmadığı ara bir bölgededir. Hz. Peygamber ise sallallahu aleyhi ve sellem belirttiğimiz hususlarda kendisiyle bu iki peygamber arasında ortaklık gerçekleşince onlara uyarak yemek ve içmeyi bırakarak kendileriyle bir araya geldiği bu iki günü oruçla geçirmek istemiştir. Bunun amacı kendisini bu iki günde o peygamberlerle bir araya getirecek şekilde boşalmak istemesidir. Yine bu nedenle peygamber bu günlerde sadece beslenmeden uzak durmakla yetinmemiş bu terk davranışı meşru bir amel olsun diye onu oruca çevirmiştir. Bu sayede peygamber hakkı özgü olan bir nitelikli nitelenmiştir ki o da oruçtur. Bu amaçla peygamber bu iki günde ameli alemlerin Rabbine sunulsun diye pazartesi ve perşembeyi oruçla geçirmiştir. Oruç hakkı ait bir nitelik olduğu için bugünlerde peygamber hakkı ait bir nitelikle nitelenmiştir. Oruç kullarla ilişkilendirildiğinde bir bozukluk ki onu kabul edicidir, kendisine girebileceği gibi aynı zamanda iyi de olabilir. Bu nedenle başka bir ismine değil, alemlerin Rabbine sunulmuştur. Rab, bozulmuş şey ıslah eden ve düzelten demektir. İnsan farkında değilken oruca girmiş bir bozukluk söz konusuysa, Rab onu düzeltir. Bu düzeltme hükmü özel olarak alem kelimesinin kökü olan alamet ile ilgilidir. Alamet alemin Allah'a delil olmasıdır. O nedenle peygamber şöyle buyurmuştur. Alemlerin Rabbine. Burada alem kelimesi belirti demektir ve onda bir bozukluk bulunabilir. Alametin bozukluğu teorik düşüncede kuşkunun kendisine kendisine ilişmesiyle ilgilidir. Diğer ameller dururken sadece orucu Allah ile ilişkilendirip ardından da kulu onunla nitelemekten daha büyük bir kuşku olamaz. Sunum gerçekleşip kuşku ortadan kalktığında aklın taşıdığı kuşku ilahi keş sayesinde ortadan kalkar. Burada amellerin sunum ve arz orucun hangi kısmının Allah'a ve hangi kısmının kula ait olduğunun ortaya çıkması ve görünmesi demektir. İşte alametin ıslah edici olmasının anlamı budur. Hadiste geçen ifadeyi alemlerin mürebbisi şeklinde de okuyabilirsin ki onları gıdalandıran demektir. Oruçlunun gıdası Hakk'ın oruç vesilesiyle verdiği bu iki güne özgü ilimlerdir. Bu ilimler isimler hakkındaki ilmi ve 12 pınarı bilmektir. Bunları bilmek Allah'tan başka her şeyi bilmenin sebebidir. Bu ilim her şeyin kendisiyle hayat bulduğu hayatı bilmektir. Bir diğeri kahır özelliğiyle bitkiler ve donuklar arasında türeyen şeyleri bilmektir. Çünkü 12 pınar asayla taşa vurmak suretiyle ortaya çıkmıştır. Bu vurmayla taştan 12 pınar ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyle vurma sebebiyle nefs terbiyesinden ilimlerin ve zevk ilimlerinin ortaya çıkması kastedilir. Zevk ilimlerinin çıkması suyun tadılan bir şey olmasından kaynaklanır. Suyun tadı içerken değişir buradan ise donuk da isimlendirilen şeyin hayatta nasıl vasıflandığı öğrenilir. Nitekim doğru sözlü peygamber Allah'ın övgüsünü tesbih ettiğini bildirmiştir. Çünkü hak bu tesbih eylemini ondan sözüyle taşa izafe etmiştir. Keşif ve imanı olmayan kimse donukta hayatın bile bulunduğunu kabul etmezken onun tesbih edebileceğini nasıl kabul edebilir ki? Gafil kalmaktan Allah'a sığınırız. Oruçlu bu keyf sayesinde, oruçlu bu keşif sayesinde hayatın bitkilere nasıl izafe edildiğini de öğrenir. Çünkü taşa asa ile vurulmuştu ve asa bitki alemindendir. Onun vurulmasıyla ise ortaya çıkan şey ortaya çıkmıştır. Teşvi olmayan kimse canlılığı büyüme anlamında yorumlamadıkça bitkilerin canlı olduğunu bilemez. Perşembe günü oruç tutan kişi Musa'nın kendisine yardımından dolayı 12 pınar ilmini keşif ve müşahede üzerebilir. Bu ilim alemin maddatları ile ilgili ilimdir. Herkes bu kaynaklardan kendi meşrebini bilmiştir. 12 pınarı bilen kimse ise 12 burcun hikmetini de bildiği gibi aynı zamanda sayı isimlerin nerede sonlandığını da bilir. Bu sayı 12'dir. Bunun yanı sıra Allah'ın velisi olması bakımından insanı bilir. Taş üstünde hüküm sahibi olan bir ağaca bakınız. Perdeler ardından vuran kişiye bakınız. Orada Allah üzerinde perde ve örtü olan şey Musa aleyhisselam, ike, Musa aleyhisselam iken bir bedevi içinde Allah'ın kelamı üzerinde perde olan şey Muhammed idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Pazartesi günü orucuyla kul, ilahi isimlerin bilgisini elde etmek için müşahede ve huzur yaygısında hak ve halkı bir araya getirir. Perşembe günü orucuyla ise nefsini korumayla saptırıcı kuşkuların kendisinden içeri girdiği dört yönü korumaya bir araya getirir. Çünkü bu yönler ayette belirtildiği gibi şeytanın insana giriş yollarıdır. Allah şöyle buyurur. Sonra onlara önlerinden geleceğim. Şeytanın insanları önlerinden gelmesi Allah'ın kendisine yönelik emrinden kaynaklanır. Arkalarından da. Bu ise onları kendine çek kendine çek emrinden kaynaklanır. Sağlarından bu ise onlara ortak ol emrinden kaynaklanır. Sollarından bu ise onlara vaatte bulun emrinden kaynaklanır. Bu ifade kulun ortada bulunması demektir. Çünkü kul sayesinde bu dört yön birbirinden ayrışır ve toplam bu mertebede beş olur. Böylelikle kul özelliklerinden birisi beş olduğu için Arapçada beşinci demek olan Perşembe günü orucunu tutar. Onun bugündeki arkadaşı ise Musa'dır. O öfkeli ve katı biridir ve öfkesi nedeniyle şeytan ondan uzaklaşır. Perşembe günü oruç tutan insan Belirttiğimiz bilinçle bu dört yön üzerinde kendisini gözetleyen şeytandan ve geldiğini varsaydığımızda şeytanın getirdiği şeyleri kabul etmekten kendini korumuş demektir. Kulun nefsi arzuladığı şey yapmada şeytana yardımcı olan beşinci unsurdur. Musa ise bütün bu kapıların bekçisidir ve oruçlu insan içeride güvenli ve rahat bir şekilde kalır. Bu güvene kavuşan kul bu günü oruçlu geçiren kişidir. Hazreti günü orucunda aynı şey Adem hakkında dinilmedi. Pazartesi orucunu ise batini yorumda hakkı ve halkı birleştirmek saydık. Bunun amacı farkında olmaksızın bu oruca bir bozukluk bulaşmasını engellemektir. Çünkü bugünün sahibi olan Adem farkında olmaksızın şeytanın kendisini yanıltmasını kabul etmiştir. Şeytanı kendisinden uzaklaştıramamış olan kimsenin onu başkasından uzaklaştırması daha güçtür. Bu nedenle pazartesi oruçluluk niteliğindeki ortaklık nedeniyle hak ve halka yorumlanmıştır. Bu mertebede Adem dikkate alınmamıştır. 5. Hunnes ise Musa'ya ait perşembe ile ilişkilendirilmiştir. Çünkü yürüyüş ve geri dönmeleri itibariyle geri dönüş ve yürüme de onlara aittir. Bu yönüyle 5 Hunnes kendilerini bir arada tutan 5'in beşin gücü nedeniyle başkalarına hakim ve etkindirler. Çünkü 5 kendisine olduğu kadar 20'yi de korur. 5'in dışında böyle bir yeri ve gücü olan başka bir sayı yoktur kendini olduğu gibi başkasını da koruyabilen bir şey bu niteliğe sahip olmayanlara göre akılların peşinde olduğu kuşkulara karşı daha güçlüdür. Allahu Teala şöyle buyurur. Onları korumak kendisine ağır gelmez. Başka bir ayette şöyle buyurur. O her şeyi koruyucudur. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. 58. kısım sona erdi. Onu 59. kısım takip edecektir.